Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şu an bölüm sayısı ne oldu? Bölüm sayısının ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. O yüzden bugün bölüm sayısını atlayacağım. Peki, bölüm arası neler yaptın? Gelelim şuraya. Dün 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 dün. Tamamlayacağım demiştim. Peki, siz Köfte abi ama neler yaptığını algılayamadık demeden önce özür dilerim. Universal Masturbator'lardan vazgeçtim. Onun yerine Rock Crusher'lar geçtim. Basitçe buradaki düzen şu. Şuradaki arkadaşlar makinede bir iş olduğu takdirde bunlara sinyal gönderiyor. Bunlar da çalışıyor. Şu da benzin ve su yolluyor sürekli. Ama 1 litreden fazla benzin yollamıyorum. Ayrıca bu da şunlar arasında random olarak dağıtıyor. Şurayı biraz değiştireceğim şimdi. Ufak bir sıkıntı yüzünden çok güzel işlemiyor fakat basitçe işliyor gibi. Şu an suyla çalışan hepsini işliyorum. Böyle. Evet. Diğerlerine gelecek olursak, diğerlerini henüz işleyemiyoruz. Çünkü Mercury ve sodyum presülfat elde edebilmemiz lazım. Mercury'yi aslında biraz elde ediyoruz. Kürimiz var zaten az buçuk. Bir şey merak ettim. Test edeceğim birazdan bir şeyi. Dur. Şimdi önceliğimiz ama sodyum presülfat. İki farklı şey lazım bunun için. Canning machine. İki otomatik canning machine. İki anladınız siz onu. Ve bir adet de kompresör. Chemical reactor. Ardından gel. Otomatik canning machine. Gemi kalırı yektirmek dedim. Tamam, gel gel. Huh. Şimdi sıkıntı şurada. Sizleri nereye dizeceğiz? Tabii ki de buraya. Böyle saçma bir görüntüde dizelim bakalım. Evet. Sen gel. Bu çok daha güzel ve saçma oldu. Evet, şimdi. Hepsi 32 kullanıyor neticede. 32 kullanıyoruz değil mi? Chemical reactor, chemical reactor. Evet, 32 tam. Bir an emin olamadım. Ha, bir de kompresör lazım. Kompresör. Teşekkürler Superman.
Şunun çıkışını şu yana atayalım. Şöyle çıkış ver. Ardından otu eject upgrade. İkiden fazla lazım. 4 tane lazım. Pisto da aynı şekilde. Şimdi bir tane daha piston lazım. Şimdi siz gelin. Aşağı bırakacaksınız. Otomatik canning machine olacaksınız. Bunu unutmuşum. Tamamdır, bu işimi kolaylaştırdım zaten. Çıkışını aşağı versen de. Evet. Aşağı çıkış veriyorsunuz. Güzel. Sana bir adet sand. Şu an sandimiz tamamen 50 üretiyor. Henüz onu tekrar otomatikleştirmedim. Bu kadar bana yeter şimdilik. Conveyor module gel. Evet. Natan zaten bu var elinde. Korumak lazım. Pipe'larım da var. Evet, geri kalanı çocuk oyuncağı. Şimdi buraya inventory cable'lar ve enerji hattı düşecek. Evet, bunları nasıl yapalım? Öncelikle burada enerji hattını aşağıdan dolaştıracağız. Transformer'larımızı aldıktan sonra. Evet. Gelin bakalım. Tabii cable da lazım. Mesela ben yanlış transformer'ı koydum.
Evet. Fix Step Down. Ardından da Cable. Goldar gelin. Oh. Neyse dur. Sizin respiyleriniz 25 harcıyordu. Sodyum. Sodyum Crucifold. 30. 30. Tamam. Diğerleri de 5 harcadığına göre... Dur. Burası zor biraz. Uğraştırıyor. Tamamdır. Bir de buradan... Wrench, wrench, wrench. Tekrar wrench. Tamamdır. O zaman geriye kalan tek şey şu arkadaşlar. Koş. Bu kötü olur. Tamamdır. Evet, sen de kapan. Buranın enerji hattını hallettik. Şimdi olacak şey ne? Basitçe halledelim. Empty cell'ler gelin. Compressed air'lerimiz de varmış zaten biraz. Ardından sen nerede, nereye kayboldun? Inventory'imi bir ara temizlesem çok güzel olacak. Tam düştü. Plate. Sen şuna geç direkt. Canning machine. Şöyle gelsin. Çünkü sodyum presulfat için iki farklı. Evet. Umarım bunu biriniz fark etmişsinizdir benden önce. Evet. Şöyle siz şu tarafa gelin. Evet, bu bitince seni aşağı atması lazım. Evet, aşağı atıyor. Güzel. Ardından 12'ye 12 bölelim sizi. Sodyum ve sülfür. Sodyum, sülfür. Evet. Ve sizler şunu çalışıyor mis gibi. Ve bu da
burada sodyum presülfata dönüşecek. Ne güzel. Geriye bunu Sis Factor Manager'la otomatik değiştirmek kaldı. Ne bekliyordunuz başka? Onu da artık kamera arkası yaparım çünkü artık ezberlediniz Sis Factor Manager'ı. Olacak şey şu. Aim Network gereken malzemeleri ayarlayacak. Şudur, budur. Şurada da şuraya da atacak. Bu sodyum presülfat için olacak. Bu da Mercury. Mercury demişken Mercury. Cinnabar'ın başka bir işimize yaradığı var mı? Yok. Buradan şu da zaten. İki tane mi centrifuge yapacağım? Evet. İki tane centrifuge yap bana. Tamamdır. Yapıyor. Yalnız bu bayağı yavaşmış. Bakalım. Evet, bayağı yavaş. Demek ki elimizde tonla bulundurmamız lazım bundan. Ya da overclock koyacağım artık. Ve bunu da pek istemiyorum. Ha neyse dur. Diğer bir noktaya değinmem lazımdı benim. Şurayı... dur. Bunları enerji için kullanacağım ve beraberinde ufak bir şey değiştirmem lazım. Sen gidiyorsun. Siz de gidiyorsunuz. Evet. Şimdi olacak şeyi size açıklıyorum. Şuraya bağımsız bir Steel Factory Manager hattı. Daha hoş dursun. Şu hat kırıldı biraz. Inventories. Bunu daha sonra ilgilenirim. Basitçe olayı size açıklayayım. Şu biraz temizlik yapalım. Bir şey merak ettim. Pipe'lara verebiliyor mu? Bağlanamıyor. Direkt tanka bağlanacak. Tamam, hallederiz. Bunun yapacağı iş direkt şu. Eğer şu arkadaş doluyu... Aslında dur, ayrı bir network'e ihtiyaç yok. Tek network'ten gene hallediyoruz onu. Ayrı network'e gerek yok. Yapacağım şeyi size basitçe açıklayayım. Eğer şu ağzına kadar doluysa... Nasıl? Bu değil. Bu ağzına kadar doluysa... Bundan alıyorsun. Bu yarısına doluna kadar bundan alıyorsun. Ve... Emi Network'e veriyorsun. Eğer kısmen doluysa, eğer ağzına kadar dolu değilse ve bu daha fazla doluysa ya da bu tam doluysa buradan alıyorsun. Yani daha doğrusu direkt bu tam doluysa evet. Evet. Bu şekilde bir sistem. Tabii combustion engine'lerde iş değişiyor. Combustion engine'ler her daim fuel almak zorunda. Başka bir şey alamıyorlar. Evet. Neyse, buranın işleyişini anlatayım ben size.
Şurada giriyor. Crushed Ore ve Crushed Ore'lar. Ore'lar buraya giriyor. Buradan Crushed Ore olarak çıkıp burada geçiyorlar. Oradan buraya geçiyorlar. Burası da Furnace'lara dağıtıyor. Tabii Tiny Pile'lar şuraya geçiyor. Geri kalanları da direkt ME Network'e atılıyor. Bu şekilde bir sistem. Evet. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köteniz köteni günler. İyi eğlenceler.